biz devleti bir ayarız. Devleti seçilmişlerin arasında bulumuz olduğumuz günler, geçerler, günler, devlet tek eksik anlamlarına bekleriz. Şimdi tabii ki biz bu istek bağımlılığını kabul ederken akıllıkla hükümetin desteği olması gerekiyor. Hükümetin desteği olması gerekiyor. Hükümetin seçilmiş milletvekilleri, ben seçilmiş ilçe başkanlarını hala daha topuk olan birkaç noktamızı, yani çoğu noktamızı ilçe başkanları tanımamakta. Bunlar bu konularda sıkıntımız var. Yani genel anlamda söylüyorum. Bunlar bu şehrin ilçe başkanı, ilçe başkanı düşünüldü değil. Genel anlamda söylüyorum. Biliyorsunuz ki yani hükümetin desteği olmadan, genel anlamda belirlenen desteği olmadan bir noktada mahallelerimizdeki sıkıntıları canlı olduğunu çok sıkıntı çekiyoruz. Mesela bir gazetede demeç okumuştum. Bir ilçe başkanı seçimi vardı yakın tarihte. Ama herhangi bir noktamızı tanımıyor ama gazetelerde de meşeden hani sıkıntı duyduk. Onu direkt bir istiyor. Bütün sekreterle noktalarımız var. Hepimizle toplantı yapılmış. Onun ilçe başkanlığının daha ötesini isteyeni istemişiz. Bir noktalar olarak. Bilmiyorum. Hangi noktalarda bakmak yapabilirsem. Yani bilmiyorum. Zaten bir başarılı bu değil. Hiçbirimizde verdiğim toplantı yok. Yok ya. Şimdi hatta yakın tarihte kalıcılar terörlerden kutlayanlarımız olmuştu. Orada da ağırlığımızda değil de kutlarım da orada, kutlarımız da orada. Bununla ilgili neler yapıldı, eğer neler sağlandı, kolaylık sağlandı, zararlar verildi neler bilemedi. Yani yapılmıyor, neler yapılmıyor. Yani biliyorsunuz yani biz sonuçta halk hakkımızın içinde var. Hepimizin ayrı ayrı seçilmişiz. Ama o kimdi? Çoğunluk kim işte başkanlarının aşağıdaki bu bilgiyi saymamaya çalışıyor. Yani bu genel bir sıkıntı. Ben çok farklı bir farklı bir sıkıntı bu. Genel anlamda fikri hepimizin bu aynı sıkıntı. Bir şey söylüyorum. İstiyorum tamamlayalım. Kapıdan bir şey çıktığımızda rafta kalıyor. Rafta kalıyor. Şimdi bu bölgenin ilçe başkanlarıyla nasıl çalışır? Yani bizim için en önemli bir gelecek, gelin siyasi partiye seçilmiş bir gün, iki hükümet. Hükümetin ilçe başkanı. İki şu an bulunduğumuz ilçede iki tane siyasi parti arasında vatandaşı hizmet getirmek için uğraşıyoruz. Ama aklımızda olan şu ana kadar yok. Gördüğünüz kadar. Yani esas konusunda bu. Şimdi biz burada karar şimdilik, okulu dedik, okulu dedik, hepsi ayrı kurumlar, devletin kurumları. Ama ben aklımızda güçlü bir hükümetin ilçe başkanı, herhalde bir seçim bir şeyler yapıyor, belediye ilçe başkanı, güçlü bir şekilde bir madde bulunur. Bu soruları aslında çok basit bir olarak söylüyoruz. Bana arkadaş, hükümet güçlü. Hükümet güçlü. Sayın Cumhurbaşkanım, biz bu tablara vermiş olduğu sevgi, saygı, onun altındaki genel yönetmenler veya işte seçilmişler, o şeyi bize vermiyor. Cumhurbaşkanı talimat da veriyor. Cumhurbaşkanı muhtarlar toplantılarından biliyorsunuz ki her basına çıktığında her konuşmasında hep biz muhtarlara ön planı yapıyoruz. Evet. Ama ne yazık ki onun altında yöneticileri işleri şu ana kadar biliyorum. Ben karşılaşmadım. Adam Cumhurbaşkanı adını bilmiyor ya. Yani seçimler seçimleşimimizi araç olarak görüyorlar. Aslında biz araç değiliz yani. Bizi halk seçmiş. Biz ismimize seçiliyoruz. Siyasetten böyle olmadan seçiliyoruz. Ama bunun işte biz muhtarlar alçak gönüllü olduğumuzdan dolayı, Türk göz ağacının taşındığımızdan dolayı, gelen kişilere, kapımıza müsaade olarak gördüğümüzden dolayı saygı kusura etmiyoruz. Aslında bu saygı kusura olarak sunuşturuyor ediyorlar. Sunuşturuyor dedikten dolayı bu sefer ne oluyor? İşte anlık kazanma. Anlık sevgi. Halen kurtarı, yapacağız kurtarı. Avukatlar dışarı çıktığımızda veya toplantı olduğunu dışarı çıktığımızda her şey yarar ayrı bir ihtimal daha büyük. Biz toplantımızın amacı birlik beraberliğimizi, toplum tepkilerin beraberliğimizi,
Ve Türkiye'de bak şu an kadar bu şükürlüğü toplattık ama muhtarlarız. Genelde kaynaklanıp kesin bekliyor. Politikayı yapalım diye. Bekliyor kaynaklanmıyorum, neden alıyorum? Cumhurbaşkanı'nın önerilerinden dolayı tek tek muhtarlar sınıfları görsün. Lafını kestim. Her hikayede bir tane bir toplantı olsun. Ortak olarak. Tabii yapacağız. Şimdi bu ilk başlatıyoruz. En azından Türkiye'de belki bir örnek olur. Bir de bakın ben bu şeye gönderdiğinizde Ankara'ya gönderdiğinizde Cumhur Başkanı gönderdim de böyle anlıyorum ki bunun dizici ismi belki kendi listeye gelir. Bir toplantı üzerinde veya Ankara'ya çağırır. Veya da kendisinden sorumlu Cumhur Başkanı sorumlu müthişen veya yardımcılarına göre de gönderdik. Bir de ayrı bir toplantı koyduk. Danışmanı gönderildi. Onlar önemli. Toplantı bizim çok önemli. Yani siz tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah her ay sürekli getirmek istiyorum bu toplantılara. Öyle olacak diye tahmin ediyorum Türkiye. Bırakın bana sevgi Türkiye'nin toplantımız. Öyle olacak diye tahmin ediyorum. Sağ olun.